Hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Umarız 2021 çok çok daha güzellikler getirecek bizlere. Zor bir yılı geride bıraktık ve herhalde hepimiz için 2020'de sizlerin uğraştığı bu alan çok daha kıymetli bir hale geldi. Çok daha araştırır, çok daha sorar olduk. Çünkü 2020 öncesinde size kulak veren birçok kişi aslında bu yaşayacaklarımızın fragmanını seyretmişlerdi. Şimdi size bir sormak istiyorum. 2020 nasıl geçti? Yani 2020 tabii ki de hiç yaşanmamış deneyimlerle geçti. Ama dünya için sonunda iyi olacağına inanıyorum. Zor bir yıldı. Astrolojik olarak da her açıdan da, ama bir doğum sancısı gibi daha sonrasında çok iyi şeyleri ortaya çıkartacak. Evet, 2020 için hepimiz aynısını söylüyoruz aslında ama merak ettiğimiz şey daha çok bu yıl, yani 2021'de neler yaşayacağımız. Artık sizlerin söyledikleri dediğim gibi bizim için çok daha kıymetli. Neler bekliyor bizi bu yeni yılda? Hep büyük bir değişimden bahsediyorsunuz sizler. Biraz açar mısınız izleyicilerimiz için bu değişiklikleri? Ya dürüst olmak gerekirse ben bu dönemi 2016-2017 yılında yazmıştım. Astrolojik olarak özellikle 2020'nin Ocak ayında başlayan süreç, yani 2019'un aralığında ve 2020'nin Ocak ayında başlayan sürecin bitişi 2023'ün Ocak ve Mayıs ayları. O yüzden 2021 yılına girdiğimiz zaman her şey bitecek, düzelecek diye bir şey yok. Dilerim düzelir. Dilerim çok iyi olur. Ben de sonuç olarak hani herkesin yaşadığı şeyleri yaşıyorum. Ve ben de bıktım. Ama astrolojik olarak görünen bu. Dilerim yanlış çıksın. Hani o kadar, o noktadayım yani. A-Spor izleyicilerinin elbette en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de futbolda neler bekliyor bizleri bu yılda. Futbol için de özellikle yani bütün spor dalları için ama özellikle futbol izleyicisi için çok zor bir yıl oldu. Tribünlere çok alışık, maçların yerinde seyretmeye çok alışık futbol severler çok başka bir deneyim kazandılar bu süreçte. Bundan sonrası için maç takvimlerinin çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Her şey normale göre biraz daha farklı, biraz daha değişik. Peki özellikle dört büyüklerin taraftarları bu konuda biraz daha meraklılar. Hangi takımı nasıl bir yıl bekliyor diye. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı mı acaba Caner Doğmuş? Evet, yaptım. Şimdi bir taraftan sizle konuşurken de bakıp söyleyebilirim. Açıkçası Tabii çok uzun sürede dinleyelim. çalışmadım Çok ama merak hangi ediyoruz. takımdan başlayayım? Size bırakayım ben. Tamam. O zaman özellikle Fenerbahçe'den başlıyorum. Fenerbahçe taraftarları çünkü bana çok kızmıştı zaten. Ben hani bu dönem olacakları, geçtiğimiz yıllarda da olacakları söylemiştim ve dediklerim çıkmıştı. Onlar da açıkçası söylediklerim çıktığı için biraz bana kızdılar. Ama şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe için özellikle bu önümüzdeki dönem, yani çok iyi diyemeyeceğim, çok kötü de diyemem. Ama yani sonuç olarak aslında daha iyiye giden bir dönem olacak kendi içinde. Ama dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe için aslında 2022'nin Nisan'ından sonra çok daha farklı bir dönem başlayacak. Çok daha yükselen, yurt dışına özellikle açıldığı, çok daha rahatladığı, çok pozitif şeylerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olacak. Ama asıl 2023'ün Nisan'ından sonra 2024 yılına kadar olan süreçte çok pozitif bir süreç yaşayacak. Ve 2025 sonrası aslında onun için muhteşem. 2026'nın mesela 6. ayından, 7. ayından sonra 2006'nın 2026'nın sonuna doğru olan dönem muhteşem derim. Ama gel gelelim şu ana. Şu an mesela bu 2021 yılında Fenerbahçe'nin kendi içinde pek çok değişimlerin olacağını, ortak beraber çalıştıkları şirketler ya da hatta kendi takımının içinde de çok büyük değişimler olacağını, yönetiminde özellikle hani direkt başkan adına söylemiyorum ama yönetiminde özellikle değişiklikler olabileceği görünüyor ama özür dilerim, ama Fenerbahçe için dürüst olmak gerekirse daha önümüzde birazcık daha bir geçiş süreci var.
sonrasında iyi olacak. Ben zaten mesela Fenerbahçe'nin özellikle hisseleriyle ilgili çok pozitif şeyler söylemiştim. Daha sonra da çok büyük bir yükseliş yaşadı. Önümüzdeki dönemde de özellikle 2021'in Mayıs'ı ile 2022'nin Nisan arasında da tekrar böyle bir şeyler olabilir. Fenerbahçe'ye çok büyük yatırımlar gelebilir. aynı zamanda çok pozitif bir maddi olarak da gelişme yaşayabilir. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Başakşehir adına söyleyecek olursam, Başakşehir adına birazcık gergin bir dönem. Kesinlikle hani başarıya odaklanacağı, yöneleceği bir dönem. Ama biraz kendi içinde gergin ve zor bir sürecin içinden geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle Başakşehir adına özellikle konuştuğumuz zaman. Yani geçtiğimiz dönemlerde çok daha iyiymiş. Şu an biraz daha zor bir dönemin içinden geçiyor açıkçası. Başakşehir için de 2025'in Mayıs'ından sonraki dönem çok daha iyi. Ama şunu söyleyeceğim. Başakşehir elinde sonunda inanılmaz büyük başarılar elde edecek. Çok büyük yükseliş elde edecek. Çok mutlu olacak. Çok büyük bir zenginliğe özellikle kavuşacak. Zaten şu an bolluk bereket içinde ilerlediği bir dönem içinde. Yine çok büyük yatırımlar alacak, çok büyük bir zenginliğe ulaşacak, çok büyük başarılar elde edecek. Çok pozitife dair yönelik gelişimleri var. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Beşiktaş'a özellikle baktığımız zaman Beşiktaş'ın önünde biraz zor bir süreç var açıkçası. Kendi içinde zor bir süreç yaşıyor. Ama bunun yanında da özellikle 2021'in Mayıs'ından sonra çok daha iyi bir sürecin içine giriyor. Yani ilk başta biraz zor bir süreç yaşayacak bu sürecin içinde. Özellikle şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki 2021'in Şubat'ıyla Mayıs'ı arasında yani Şubat, Mart, Nisan ayları zor bir dönem Beşiktaş için, gergin bir dönem. Ama özellikle 2021'in Mayıs'ından sonra çok daha iyi bir sürece gidiyor. Ama 2022'nin Nisan ile 2023 Nisan arasında Beşiktaş şampiyon olabilir. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok olumlu. Şimdi burada baktığımız zaman Galatasaray güzel ama Galatasaray daha yeni şampiyon olmadı mı? Galatasaray yani geçtiğimiz sezondan önceki sezon şampiyon olmuştu. Evet, ben söylemiştim, bilmiştim onu. Geçtiğimiz sezon kim şampiyon olmuştu? Başakşehir şampiyon olmuştu. Başakşehir şampiyon olmuştu. Tamam. Yani özellikle Galatasaray ile ilgili açıkçası pozitif ve iyi şeyler olabilir. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Trabzonspor bence kesinlikle bir yükseliş yaşayacak. Trabzonspor kesinlikle bir yükseliş ve gelişme yaşayacak. Nasıldı Trabzonspor bu sene? Trabzonspor'da şöyle söyleyeyim size. Şampiyonluğu geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kıl payı kaptırmıştı Bordo Mavili ekip ve Türkiye Kupası'nı kazandılar sonrasında Alanyaspor'la final oynayarak. Şimdi ise ya, bir hoca değişiklikleri çok oldu Trabzonspor'da. Hüseyin Çimşir ayrıldı, Edin Iptin geldi. Edin Iptin'la olmadı. Şimdi Abdullah Avcı'yla yeni bir döneme başladılar. Birkaç haftadır da Abdullah Avcı ile aslında istikrarlı giden bir yapısı var Trabzonspor'un. Çok belki gol sayısı fazla değil ama biraz daha puan toplama, puan kaybetmeme yönünde pozitif, puan toplama yönünde de pozitif bir yönde ilerliyor. Ama Trabzonlar henüz bundan memnun değil tabii ki. Beklentileri yüksek Karadeniz camiasının Trabzonspor'dan. Abdullah Avcı ile de yeni bir ivme yakaladı şimdi Trabzonspor yeni hocasıyla. Bence Trabzonspor çok büyük bir yükseliş yaşayacak. Şubat, Mart, Nisan aylarında bir gergin bir sürecin içinden geçebilir. Çok mutlu olmayabilir ama ikinci yarısında özellikle 2020'nin Mayıs'ından sonra olan süreçte çok daha mutlu olacak, çok daha rahat edecek ve 2021'in sonuna doğru olan süreçte çok pozitif şeyler yaşayabilir Trabzonspor. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor'un bence yönetimi 2021'in Ekim'in, yani öncesinde de değişebilir ama 2021'in Ekim'inden sonra kesinlikle değişecek. Ekim, Kasım, Aralık, yani kesinlikle çok büyük bir değişim olacak.
Aslında yönetiminde. sizin şimdi söylediklerinizi şöyle bir açıdan da değerlendiriyorum ben. Çok yakından takımların gidişatını takip etmeden bunları söylüyor olmanız aslında bizim burada yorumcularımızın hani bakarak işte böyle olur şöyle olur dediğinden daha farklı bir noktada tamamen astrolojik duruma bakarak söylediğiniz için Tabii, çok ben tamamen futboldan hiç anlamam, hiç bilmem. Hani bana başkanlarını sorsanız takımların ya da herhangi bir futbolcu hiçbirisini bilmem. Tek bildiğim Fenerbahçe'de Ali Koç, o kadar. Diğerlerinin hiçbirisinin başkanını kim bile bilmiyorum. Hani öyle söyleyeyim. Futbolla sıfır, sıfır alakam var. Tamamen astroloji haritasına bakarak söylüyorum. Beşiktaş özellikle bence kendi taraftarı ile ilgili de çok zor bir süreç yaşayabilir. Aynı zamanda kendi içinde de bazı değişimler yaşayabilir. Dışarıdan çok saldırı, çok etki alabilir, çok düşmanları ortaya çıkabilir. Zor bir sürecin içinden geçebilir. Özellikle Mayıs ayı, yani Şubat'la Mayıs ayı arası, Mayıs ayı ve sonrasında 2022 Nisan'a kadar öyle bir süreci var. Başakşehir'le ilgili çok yani bir gergin bir süreci var, ama bir evet. taraftan da çok pozitif bir yükseliş süreci de yaşayacak Başakşehir. Yani bence 2023'ün Ocak ayına kadar Başakşehir'in bir yükseliş süreci var. Bu önümüzdeki dönemde de olacak. Ama 2023'ün Ocağı ile 2025'in Mayıs arasında mesela çok zor bir sürecin içinden geçecek. Ama arkasından, yani bu süreç, yani 2025'in Mayıs'ından sonra çok daha iyi bir sürecin içinden geçecek, öyle söyleyelim. Ama bu süreçte de Başakşehir'in kesinlikle yine şampiyon olma ihtimali var. Şu an bir daha böyle bakıyorum, inceliyorum açıkçası. Başakşehir'in tekrar bir şampiyon olma, başarılı olma. Beşiktaş'ı çok zannetmiyorum. Fenerbahçe'yi de açıkçası o kadar zannetmiyorum. Bu durumda ne olabilir? Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor'a bakalım. Evet. Trabzonspor adına da kesinlikle çok iyi şeyler gelişebilir. Peki Canaydoğumuz çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle bir geçiş yılına girdiğimizi anladık sizin söylediklerinizden genel anlamda 2021 için. Evet. Umarız bu geçiş süreci hepimiz için güzel olur. Söylediklerinizin en olumluları, en pozitif olanları gerçekleşir umarız. Bu yılda da size Dilerim. de mutlu bir yıl dileyelim. Son sözlerinizi alıp veda edelim. Yani çok teşekkürler. Ben de hani gördüğünüz üzere evdeyim ve evden çalışıyoruz. Pek çok insan gibi. Ama 2021 yılı gerçekten bütün dünyada adaletin kendi içinde yerini bulacağı, çok güçlü insanların çok zor şeyler yaşayacağı, pek çok dünyadaki önemli insanların değişimler yaşayacağı, koltuk değişimlerinin olacağı, ama bir taraftan da bütün dünyaya şifa olacak yeniliklerin ortaya çıkacağı bir dönem. O yüzden insanlar çok pozitif olsun, çok umutlu olsun, hiç negatife kapılmasınlar. Sonunda tünelin sonunda ışık değil, güneşler, galaksiler var, öyle söyleyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.